harika hikaye, yeni atlaşma. İsa eşeğe bindi. Markos 11. bölüm. İsa, bir eşeğe ihtiyacım var, dedi. Öğrencilere, bana bir eşek getirin. Onu bir sonraki köyde bulabilirsiniz. Eğer biri onu neden alıyorsunuz diye sorarsa, benim ona ihtiyacım olduğunu söyleyin, dedi. Öğrenciler İsa'nın söylediği gibi bir sonraki köye gittiler. Orada bir eşek buldular. İsa ve öğrencileri büyük bir bayram için Yeruşalim'e gideceklerdi. Onlara büyük bir ziyafet hazırlanmaktaydı. Öğrenciler eşeğin sahibine, İsa'nın bu eşeğe ihtiyacı var, dediler. Eşeğin sahibi, tamam, dedi. Mutluydu çünkü eşeği İsa'ya vermişti. İsa Yeruşalim'e eşeğin üstünde girdi. Büyük bir kalabalık da onunla Yeruşalim'e gitmişti. Giysilerini yola serdiler. Bazı kişiler kralı karşılamak için yola dallar koydular. İnsanlar İsa'yı takip edip sevinçle bağırdılar. Hozanna! Hozanna! Rabbin adıyla gelene övgüler olsun! Diye bağırdılar. İsa Yeruşalim'de insanlara Tanrı'nın kim olduğunu anlattı. Aynı zamanda Tanrı'yı nasıl hoşnut edebileceklerini de söyledi. Tanrı İsa'yı bize kendisini tanımamız için gönderdi. İsa, Tanrı'nın egemenliğine girebilmemiz için kendisinin ölmesi gerektiğini söyledi. Ama insanlar ve öğrenciler İsa'nın söylediklerini anlamadılar.